Merhaba arkadaşlar, ismim Hasan Zeki Alp, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu kanalda modern programlama dillerini anlatıyorum. Bu arada CFX Server'ın içerisindeki Lua kodlarını da sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Bu Lua kodlarının açıklamasında IntelliJ IDEA adlı bir geliştirme ortamının yardımıyla sizlere bu kodları görüntülüyorum arkadaşlar. Daha sonra bu kodlardaki izahatleri, İngilizce izahatleri elimden geldiğince yapıyorum. Oyunun kendisi hakkında uzman değilim ancak kodların açıklamalarını sizlere yapıyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle anlatabilirim arkadaşlar. Bilgisayarımda, hard diskimde Hasan Zeki Alp isimde dizin içerisinde CFX Server verilerini burada bulunduruyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar gameplay içerisindeki kodları sizlere anlattım. Player Names'e kadar gelmiştim. Şimdi bunu burada bırakıyorum. Ve geliştirme ortamımız IntelliJ IDEA'da kaldığımız yerden itibaren gösteriyorum arkadaşlar. Player Names'i açıklamıştım burada bütün kodları. Daha sonra lokal kısmı geliyor. Şunu kapatayım. Lokal kısmında bakıyorum arkadaşlar. Git keep diyerekten bir dosya var. Bu dosya açılabilir, edit edilebilir bir dosya değil. Daha sonra bu lokal kısmı kapatıyorum. Manager kısmına geliyorum arkadaşlar. Manager kısmında Map Manager var. Harita yöneticisi. Hemen burada 4 tane Lua kodu görüyorum arkadaşlar. FX Manifest. Daha önceki açıklamalardan da hatırladığınız gibi arkadaşlar manifest dosyası bildirim dosyasıdır. Manifest dosyalarıyla siz kale alacağınız dosyaları gerek sunucu tarafında olsun gerek server tarafında olsun bunları istemci tarafında olsun bunları tanıtımını yapıyorsunuz. Burada ilk başlangıçta bu manifest dosyamda istemci scriptleri var. Yani istemci dediğim kullanıcı tarafının scriptleri var arkadaşlar. Yani şurada Map Manager Client Lua diyebiliriz. Ben bu Map Manager Shared ya da Map Manager Client Lua bu dosyalar ele alınacak demektir. Yani bu dosyaların tanımlanmış olması lazım. Aynı şekilde bu iki dosyanın tanımlamasını yapıyorum. Daha sonra server tarafında yani sunucu tarafındaki scriptler de şunlar olacaktır. Bu da Map Manager Shared Lua ve Map Manager Server Lua şeklinde. Bunların biraz sonra bunların içeriklerine bakacağız arkadaşlar. Daha sonra burada bir oyunla ilgili FX versiyonu var. GTA 5 ve RDR 3 diyerekten iki çeşit oyun bunun kapsam dahilinde. Adamant diyerekten oyun güçlüğünde. Burada şu tanımlamalara bakıyorum arkadaşlar. Server Export. Bunların her birisi dış ortama verilen değişken tipleri arkadaşlar. Get current game type olsun. O andaki oyun tipini, o andaki haritayı getir. Oyun tipini değiştir. Haritayı değiştir. Oyun harita destek oyun tipini değiştir ya da haritaları değiştir ya da sona erdir şeklinde. Bunları dış ortama bu komut gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bu komutların, bu değişkenlerin sistem tarafından algılanması, işleme sokulması için de bir takım handle'lar, bir takım kancalar işleme girecektir. Şimdilik tanımlama dosyalarında Map Manager Shared ve Map Manager Server Lua dosyalarının eklendiğini görüyoruz. Hemen burada Map Manager Client Lua'ya bakıyorum arkadaşlar. Yani istemci tarafında, yani oyuncu tarafındaki harita yöneticisinin dosyası içerisinde, Lua dosyası içerisinde neler var? Bir kere haritalar ve oyun tipleri adlı iki tane yerel tabloyu hazırlamışız arkadaşlar. Fakat bu tablolar boş. Yani aslında bu Lua'da şu anlama geliyor. Biz haritalar ve oyun tipleri diyerekten iki tablo yerine tutuyoruz. Daha sonra bu tabloların içerisine doldurabileceğiz anlamında. Yani oyun tipi olsun, haritalar olsun ben bunların tanımlamalarını yapacağım anlamında. Burada Add Event Handler dediğimiz her zaman tuşa basıldığında veyahut da kullanıcı tarafında bir eyleme geçildiğinde, mouse'a basıldığında işlemleri harekete geçiren bir komut, bir fonksiyon var arkadaşlar. Bu da On Client Resource Start diyerekten, yani istemci tarafında kaynak başlat fonksiyonu, ismi budur. Ve de fonksiyonun burada da tanımını yapıyoruz.
Burada parse metadata for this resource diyor. Yani bu kaynak için metadata'nın bölünmesi diyerekten. Burada da bir haritalarla ilgili bir açıklama var. Burada şu num dediğim numara ya da işte sayı tanımlaması şudur arkadaşlar. Get num resource metadata, yani bu haritalarla ilgili ilk verilerin toplanmasıyla ilgili bir değişkendir bu arkadaşlar. Get number resource metadata. Burada da bu number'ın, bu elde edilen bu rakamın sıfırdan büyük olması durumunda elde edeceği maksimum sayıdan bir eksiğine kadar, yani sıfırda o sayıya kadar, yani o sayının kendisi kadar tekrar edecek şekilde bir do döngüsü var arkadaşlar şurada. Bakın ilk önce şu if num komutunu tarif edeyim. If komutlarında arkadaşlar eğer şu koşul doğruysa bundan sonraki denilen kısmın tamamı icra edecek demektir arkadaşlar. Dolayısıyla eğer buradaki sayı bu haritalarla ilgili sayı sıfırdan büyükse, yani herhangi bir sayı ifade ediyorsa, buradaki sayı sıfırdan o sayıya kadar, o kadar, yani o sayı kadar, yani o haritanın o sayısı kadar şu işlemi yap demektir. Şu do işlemi var. Burada da yapacağı şey şudur. File diye bir değişkene, yani yerel değişkene get resource metadata dediğimiz, şurada ilk tanımlamasını yaptığımızda burada birincisi olaraktan bunu ekle diyor. Yani bakın bu i0 ya. Daha sonra i1, 2, 3 kaç tane harita varsa o kadar haritaya dair burada resource metadata denilen değişken içerisine bunu file diyerekten atacak. Daha sonra eğer file sıfırdan farklıysa bu durumda haritayı ekle. Yani sıfırdan farklıysa demek şu arkadaşlar. Haritalar dosyasında herhangi bir tane bir eleman varsa bunu add map denilen bir fonksiyonu çağıraraktan bu addMap bir global fonksiyonmuş arkadaşlar. Üzerine geldiğinde gösterdi. Bunu da ekle anlamında. Burada döngüler dışarıya gidiyor. Yani burada tanımlanan harita sayısı kadar işlemin bilgisayar istemci tarafından işleme sokulup sunucuya gönderilmesi için işlemlerdir bu arkadaşlar. Get number resource metadata bu daha sonra başka server tarafından da kullanılacaktır. Burada resource type data denildiğinde bunlar nelermiş? Tipi bu verinin tipi get resource metadata fonksiyonu gene bunu yapıyor. Gene resource, resource type ve sıfır. Bu durumda eğer tip birden birse, sıfırdan farklıysa bu durumda extra data diyerekten gene şu get resource beta data içerisinde verileri topluyor arkadaşlar. Bunların fiziksel olaraktan anlamlarını siz daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu haritalarla ilgili tip tanımlamaları ya da işte sayı ekleme tanımlamalarını biliyorsanız bunların sisteme tanımlandığı yerler buralardır arkadaşlar. Yani haritanın tipi sıfırsa bu işleme sokulmayacak. Eğer tip sıfırdan farklı bir ise öyleyse şu işlem yapılacak anlamıdır arkadaşlar. Burada bir tane daha var. İç içe bir if döngüsü daha var. Eğer ekstra data varsa, yani ekstra datanın karşılığı bir ise, yani maksat olarak true'ya karşılık geliyorsa bu durumda da ekstra dataya JSON dediğimiz bir dosya gösterim biçimiyle decode diyerekten ekstra datanın decode edilmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Burada JSON kafanızı karıştırmasın. Sadece JSON verilerin belirli bir format dahilinde depolanmasını sağlıyor arkadaşlar. Bir standarttır. Parantez içerisinde tanımlanan veriler JSON formatında tanımlandıktan sonra bu çeşitli çözücüler tarafından, dekoderler tarafından rahatça listelenebiliyor arkadaşlar. Eğer burada ekstra data varsa bunu çözümleme anlamında, decode çözümlemek anlamındadır arkadaşlar. Yoksa ekstra data boş tablo olmaya devam edecek arkadaşlar. Bakın şöyle dalgalı parantezlerin içerisinde herhangi bir veri yoksa bu verinin boş olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Burada da eğer tip haritaysa bu durumda maps denilen tablomuzun resource değişkenine de ekstra data konulacak demektir. Bu haritalarla ilgili detayların sistem tarafından tanınmasına yarayacaktır. Aksi halde game type ise bu durumda game type'a da yine ekstra data verilecektir. Burada handle starting diye bir başlık var. Burada işte işlemlerin ele alınması. Load map, burada load map bir metottur. Bu metotla işte haritanın yüklenmesi gerçekleştiriliyor. Burada bir açıklama var. Bunu da size tercüme edeyim. Defer this to next game tick
to work around a lack of dependencies. Eğer birden fazla koşullara bağlı bir durumun yokluğu durumunda, yani birden fazla bir koşula bağlı değilse, bu bir sonraki oyun esnasında yapmak üzere bunu erteleyebilirsiniz anlamında arkadaşlar. Burada citizen vatandaş denilen tanımının create threat denilen bir metotla, yani çeşitli orada yurttaş tanımlaması ile birlikte yeni bir bağlantı fonksiyonu burada çağırıyorum. Burada da wait diyorum, bir 15 gibi bir zaman bırakıyorum arkadaşlar. Burada da bir, bu da bir bekleme zamanıdır arkadaşlar. Burada eğer haritalar söz konusuysa, resource dediğimde burada bir veri içeriyorsa, bu durumda trigger event denilen, yani olayı tetikleyici şey de olayı tetikleyici parametre de on client map start olacaktır. Eğer yoksa, yani haritalarda kaynak yoksa, harita kaynağı yoksa, bu durumda game type'lar sorgulanacak. Bu durumda da on client game type start denecektir. Yani ya haritalarla ilgili işlemler başlatılacak, eğer o yoksa da oyun tipiyle ilgili işlemler başlatılacak anlamıdır arkadaşlar. Burada bakıyorum, add event handler, yani yeni bir olay tutucusu ekle fonksiyonumuzda ne var? Kaynaklar durdurmuşsa, bitmişse yani kaynaklarla ilgili işlemler, şimdi şu fonksiyon gerçekleşecek demektir. Hemen altına bakıyorum. Eğer haritalar söz konusuysa, bu durumda on client map stop diyoruz. Yani istemci tarafındaki haritalarla ilgili işlem durdurulacak. Aksi halde istemci tarafındaki oyun tipiyle ilgili işlemler durdurulacak, fonksiyonları çağrılacak arkadaşlar. Ve daha sonradan da unload map diyerekten bu haritaların tekrar boşaltılması, yani geriye yüklenmesi fonksiyonu çağrılıyor. Burada bir tane daha bir event handler var. Yani olay tutucusu, olay tetikleyicisi. Pardon, olay tutucusu. Get map directives denilen komut söz konusuysa, yani böyle bir sekme tıklanmışsa, bu durumda şu fonksiyon, yani add fonksiyonu, toplama fonksiyonu, eklemek fonksiyonu yürürlüğe girecektir. Eğer not create script vehicle generator, burada not ifadesi şuradaki koşulun olmadığı anlamına geliyor arkadaşlar. Yani create script vehicle generator denilen bu değişkende bir faaliyet yoksa, yani bu sıfır konumundan bir konumuna geçmemişse, bu durumda hiçbir şey yapmadan geri dön diyoruz arkadaşlar. Yani araçla ilgili bir gelişmenin, yani bir oluşturma ya da değişiklik işleminin olması gerekiyor. Burada eğer olmuşsa, tabii bu olumsuz durumu then return demiştik. Eğer olmuşsa, bu durumda hemen vehicle generator işleme girecektir. Bakın şuradaki mantık şu. İlk önce herhangi bir create script vehicle generator, yani araç oluştur veya da araç üret kısmı yürürlükte değilse hiçbir şey yapmadan dönüyor. Fakat bunun aksi, demek ki araç oluşturma ile ilgili veyahut da işte çeşitli araç tipleri oluşturma ile ilgili işlem var demektir. Burada hemen add fonksiyonu, yani toplama, ekleme fonksiyonu yürürlüğe giriyor. Vehicle generator denilen değişkenin ismiyle ilgili, değişkenle ilgili durum ve isim fonksiyonunu çağırıyoruz. İki tane parametresi var. O aracın durumu ile ilgili, bir de o araca bir isimlendirme ile ilgili bir iki tane parametresi var. Geri dönüş olaraktan da yine fonksiyon denilen seçenekler ops kısmı verecektir. Peki normal bu fonksiyonun tanımlaması sırasında x, y, z koordinat sistemleri de veriliyor ve de heading ne tarafa doğru yöneldiği veriliyor arkadaşlar. Yani bu aracın ilk başlangıç konumlandırılması ile ilgilidir. Bir tane daha altında iki tane daha parametre var. Color 1, Color 2. Bu da rengini değiştirme ile ilgili iki tane seçenek var arkadaşlar. Bunların tanımlamaları aşağıda yapılacaktır. Peki burada bir ops'tan bahsetmiştik. Return geri dönüş fonksiyonu olaraktan ops'u verecekti. Ops nedir peki? Eğer ops seçilmişse, bu durumda x ops x olacak. Yani x, y, z koordinat sistemlerinin o andaki değerlerinin x, y, z değişkenlerine atanması. Eğer varsa bu. Yoksa
birinci, ikinci ve üçüncü indekslerdeki değerler x, y, z değerleri olaraktan atanacaktır arkadaşlar. Burada yönelmelerle ilgili bir heading demiştim. Yani aracın ilk tanımlanmasındaki yönelmeyle ilgili. Bu da heading denilen yönelmede de ya ops heading kısmı seçecek veyahut da 1.0. Bu da mantıksal olaraktan bir anlamında veyahut da evet anlamındadır. Yani olumlu anlamındadır. Color 1 ve color 2 de aynı şekilde seçenekler nokta color 1 ya da seçenekler nokta kalır 2 gibi değişkenin alacağı değerler vardır. Veyahut da burada -1, -1 bu da olmadığı onun default değerini ya da varsayılan değerini seçeceği anlamına geliyor arkadaşlar. Bakıyorum burada create thread yani bir bağlantı oluştur fonksiyonu var. Burada da lokal bir hash fonksiyonu var. Get hash key var. Bunun şu anda nelerle ilişkilendirilebileceğine bir konuda bir fikrim yok arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla hash yapıları ikililerden oluşuyor. Yani bir key value bir de data value şeklinde. Burada key değeri yani indeksleme değerinin isim olduğunu söylüyor. Ve de request model var. Bu da hash. Bu da bir ikililerden olacak şekilde. Yani anahtar o ikilinin ismini anahtar olaraktan alacaktır. Bu değişken tanıması yapıldıktan sonra while not has model loaded eğer model yüklü değilse diyor. Yani bu neden bahsediyoruz arkadaşlar? Gene araçtan bahsediyoruz. Bu da gene ikilileri alacak demektir. Yani ismini modelle ilgili ismi alacak demektir. Do wait. Yani burada da şu kadar süre bekle diyor. Daha doğrusu hiç beklemeyecek arkadaşlar. Şu burada bir parametreyi vermiş ki bu parametre daha sonra değiştirilebilir. Mesela bunu biz değiştirerekten eğer model tanımlanmamışsa şu kadar süre bekle ya da bu kadar süre bekle diyerekten tanımlama yapabiliriz. Bu tik diye geçiyor bunlar. Milisaniyedir arkadaşlar. Buna 1000 dersem 1000 milisaniye yani 1 saniye bekle anlamındadır. Yani burada buna müdahale edilebilir. Baştan buradaki değeri sıfırdır. Yani model tanımlanmamışsa bekleme süresi yok. Ve de burada car generator denilen bir değişken var arkadaşlar. Şurasını okuyamıyorum. Şuradan evet. Küçültmek istedim ama küçültemedim arkadaşlar. Şuraya gelmiştik. Burada car generator ile ilgili bir fonksiyon tanımlaması var. Burada da çağırdığı fonksiyon şu arkadaşlar. Create script vehicle generator. Şu fonksiyonu çağırıyor. Bu fonksiyon çeşitli parametreler alıyor arkadaşlar. Bakıyorum. Bir kere koordinat sistemine x, y, z yani başlangıç koordinat sistemine alıyor, kabul ediyor. Heading yönelmeyi alıyor. Daha sonra 5, 0, 3, 0 gibi iki rakam iki parametre var. Bunları şu anda nelere karşılık geldiğini bulamadım. Bakıyorum. Renklerle ilgili olabilir. Yok, renkler şurada var arkadaşlar. Hash ikili yapının isim kısmı burada var arkadaşlar. Color 1, color 2 seçiliyor. Ve de -1, -1 değerleri var. Bunların da hangi parametrelere karşılık geldikleri konusunda bir fikrim yok arkadaşlar. Ama bu eğer tanımlama ileride varsa bu değerlerin -1, -1 ya da true, false, false, true, true şeklindeki değerlerin birebir nelere karşılık geldiğini buluruz arkadaşlar. Bu aklımızda kalabilir. Car generator adlı değişkenin aldığı parametreler. Belki de çok bizimle ilgisi de olmayabilir. Burada bir tane fonksiyonumuz var arkadaşlar. Set script vehicle generator. Burada işte araç oluşturma generator'ın araç oluşturma üreticinin başlangıç değeri car generator true. Evet başlangıç olaraktan true yani seçilebilir şekilde belirliyoruz. Burada set all vehicle generators active. Burada da bütün araç üreticilere aktif mi diyor. Evet. Yani tamamıyla bütün araçlarla ilgili bir seçenek de koymuş. Daha sonra burada state durumuna geliyorum. Bunun add fonksiyonu da car generator ve car generator'a çağırıyoruz arkadaşlar. Yani şurada car generator'ı etkinleştirmiş oluyoruz. Yani bunu durumunu buradaki verilere işlenecek verileri kale alacak hale getiriyoruz. Daha sonra burada fonksiyonumuz sona eriyor.
Bu kez vatandaşla ilgili bir fonksiyonu çağrılması var arkadaşlar. Burada trace izleme fonksiyonu var. Bunun neyse izlendiği konusunda bir fikrim yok. Deleting car generators var. Burada da şu Lua'da artı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yazıldıktan sonra arkasından da şu yazacak anlamındadır. Yani Deleting Car Generator yazısı ekrana getirilecektir burada. Daha sonradan da şu iki nokta Python'daki artıya benziyor ya da işte concatenate işlemine, bir araya getirme işlemine benziyor. ToString yani burada da Car Generator'ın state denilen değişkene şuradaki bu da yazdırılacaktır. Ondan sonra bir alt satıra geçecektir arkadaşlar. Daha sonradan Delete Script Vehicle Generator fonksiyonu bir kez daha çağrılıyor ve de state car generator parametresiyle birlikte çağrılıyor arkadaşlar. Bu map manager client Lua istemci tarafındaki harita yöneticisiyle ilgili Lua kodları arkadaşlar. Burada görebildiğimiz kadarıyla Lua kodlarına müdahale edebildiğiniz yerler var. Başlangıç olarak da şu renk olsun veyahut da başlangıç heading'lerinden yönelmesi olsun. Bunlarla ilgili rakamları bir değiştirerekten başlangıç değerleri, başlangıç koşullarını değiştirebiliriz. Burada Map Manager'a geliyorum. Map Manager Server Side yani sunucu tarafında neler var? Evet. Gene burada haritalar ve oyun tipleri diyerekten iki tablom boş arkadaşlar. Boş olarak tanımlanmış. Burada bakıyorum lokal bir fonksiyon tanımlaması yapmışım. Refresh resources yani kaynakları bir kez daha yenile anlamında bu arkadaşlar. Bu refresh resources fonksiyonu içerisinde bakıyorum lokal fonksiyon şuradan nereye kadar? Aşağıya kadar. Fonksiyon şuradan şuraya kadar bitiyor arkadaşlar. Bakın şu lokal fonksiyon. Şu fonksiyon şuradan şuraya kadar bitiyor. Bu fonksiyon içerisinde kaynakları yenile, tazele anlamında. Peki neymiş bu? Number resources. Yani kaç tane kaynak var? Bunu da get number resources denilen sistem değişkenine yani oyun değişkenine çağırıyorum. Burada for döngüsü var. Bu da number of resources kaynak sayısının bir eksisine kadar ben işlemleri yapıyorum. Aslında burada şöyle söyleyebilir. Eğer i 1'den itibaren başlasaydı kaynak sayısı eksi 1 demeye hiç gerek kalmayacaktı. Fakat burada i 0'dan itibaren olduğu için bu kaynak 0 en son maksimum indeks sayısının bir eksiğine kadar tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Yani for döngüsü buradan number of resources'a kadar o sayının değerine kadar bu döngü işlem yapacak demektir. Şuraya kadar devam ediyor bakın döngünün işleme. Burada yapılan bu do döngüsünün içerisindeki işlemlerde lokal bir değişkenim var. Resource diyerekten bu kaynak değişkenime get resource by find index yani indeksi ile birlikte bunu kaydediyorum. Yani o kaynağın kaçıncı olduğu ile ilgilidir. Burada da get number resource metadata denilen çoklu veri yapılarının durumuna göre eğer bu sıfırdan farklıysa şu işlemler yapılacak arkadaşlar. Eğer sıfırsa bakın şuraya kadar başka bir şey yapılmayacak. Burada da şu get number resource metadata daha önce tanımlamasını yapmıştık. Bu sıfırdan farklıysa yani veri içeriyorsa yani bir kaynak tipine içeriyorsa bu durumda demek arkadaşlar şu işlemler yapılacak. Yani şuradan şuraya kadar yapılacak. Burada şunları izah edeyim. Burada yine tiple ilgili get resource metadata resource type kaynak tipi getirilecektir. Sıfır verisiyle birlikte. Burada da parametrelerde de yine burada JSON'ı görürüz arkadaşlar. Get resource metadata resource type ekstra bir veri varsa bunu da getirecektir. O da parametrelerini teşkil edecektir, oluşturacaktır arkadaşlar. Burada da valid durumunda, başlangıç durumunda olaraktan da false diyoruz. Yani işlemler hemen yürürlüğe girmemesi için valid durumunu false yapıyoruz. Bunu istediğimiz gibi zaman değiştirebiliriz tabii. Burada games değişkenime de get number resource metadata içerisinde tekrar kaynağı game olaraktan yani söz konusu faaliyetin game olduğunu buraya belirtiyorum arkadaşlar. Yani games değişkenin içerisinde bu var. Games sıfırdan farklıysa yani bu
sıfırdan farklı bir değer ise alt taraftakiler geçerli olacaktır. Yani buradaki oyunun verilmiş olan değeri bir şey ifade ediyorsa, mesela GTA 5 ise bu hemen şu komutlar icra edilecek demektir. Öyle ki bu da sıfırın C0'dan oyun sayısının eksi birine kadar şu işlem yapılacaktır. Yani lokal game değişkenine de get resource metadata, yani resource game ve C getirecektir. Kaçıncı oyun olduğu ya da kaç tane oyun olduğu ile ilgili. Bunun şu anda tabii ayırdığını yapamıyorum arkadaşlar, ama kaç tane oyun olduğu ile ilgili olabilir. Burada da geliyorum get Control Variable. Bu da game ismi, az önce bahsettiğim gibi GTA 5 şeklinde veriyorum ya da game ismi Common, ortak diyorum. Burada aslında burada iki seçenek sunuyor. Ya GTA 5'tir veyahut da yaygın ortak bir oyundur. Burada tabii orada bağlandığı için, mantıksal orada bağlandığı için, eğer bu GTA 5 ise doğrudan doğruya sonuç 1 elde eder arkadaşlar. Yani boolean olaraktan 1 elde edecektir. Bu durumda valid true olacak. Yani şu kadar başlangıç olaraktan valid'i false yapmıştım. Eğer bu oyunlardan bir tanesinin GTA 5 olduğunu gördüğü anda bu işleme girecektir. Yani bizden GTA oyununun başlatılmadığının kontrolünü yapmak istiyor arkadaşlar. Buradan hem şuraya geliyorum. Eğer geçerli ise, evet, burada oyunun GTA 5 olduğunu gördükten sonra bu durumda tipe haritalar diyerek koyacağız. Harita yöneticisiydi bu, gördüğünüz gibi. Harita yöneticisinin sonucu tarafının harita yöneticisi üzerinde işlem yapıyoruz. Bu durumda yani if type eşittir map. Bu durumda maps resource'a da şu indekse parametreleri gireceğiz arkadaşlar. Yani haritaların resource'un kaç ise o indeks değerine parametreleri gireceğiz. Aksi halde type'a game type'ı giriyorum. Bu durumda da game types'ın resource indeksine de yine parametre gireceğim. Yani her halükarda ben oyun tipiyle ilgili verileri game types içerisinde giriyorum arkadaşlar. Bu bir liste yapısıdır ve de liste yapısının hangi indeksinde ne var onu da bulmak için resource'u sıfırdan itibaren 1, 2, 3 bu şekilde saymak gerekiyor. Geldik add event handler'a, yani olay ekleyiciye, olay tutucuya. Burada şöyle bir değişkenim var: on resource list refresh. Bunlar başlangıçta ilk tanımları yapılan değişkenler arkadaşlar. Şu anda bu tek başına bir şey ifade etmeyebilir, ama ilk başlangıçta listelerini vermiştim bunların. Eğer o seçilmişse anlamındadır bu. Yani bu olay etkinleştirilmişse şu fonksiyon icra edecektir: Refresh Resources. Yani kaynakları tazele ya da kaynakları yenile fonksiyonu icra edecektir. Basit bir şekilde. Burada da Refresh Resources fonksiyonunun çağrıldığını görüyoruz. Burada eğer event handler on resource starting ise, yani kaynakları başlat seçilmiş ise, bu durumda da fonksiyon resource, yani kaynaklarla ilgili bir parametreyi alacak. Şurada göstermiştim arkadaşlar, index olaraktan, ve de bunu alaraktan bir fonksiyon tanımlaması yapıyor. Şu noktadan itibaren bu fonksiyon burada tanımlanması yapılıyor arkadaşlar. Yani bu yapıda bir metot var diyeyim ya da bir fonksiyon tanımlaması var. Şu söz konusu parametre burada da gerçekleştireceği işlemdir arkadaşlar. Burada tanımlamasını yapıyoruz. Burada da num denilen değişkene de, yani sayı değişkenine de get number resource meta diye yine şu çoklu veri yapısını çağırıyorum. Yani hem bu kaynak hem de söz konusu harita. Bu durumda eğer sayı sıfırdan farklıysa, yani belli bir değer ifade ediyorsa, başka de işte burası bir gibi bir durumdaysa, yani boolean bir ise, bu durumda sıfırdan o sayıya kadar şu işlemi yap diyorum arkadaşlar. Mesela bu 3 ise ya da 5 ise get resource metadata'sından bu kaynağı haritanın o indeksine i değerine yerleşecek arkadaşlar. Yani burada bir tabloyu doldurmuş oluyorum. Daha sonradan da eğer file sıfırdan farklıysa, yani belli bir değer ifade ediyorsa, bu durumda da add map diyerekten buna hem file sayısını, burada da resource'u da ekle diyorum. Bitiriyoruz. Eğer burada map çağrılmışsa arkadaşlar, if map resource, bu bir sayı içeriyorsa, bu durumda eğer o andaki harita ve o andaki harita kaynağı benzerse arkadaşlar, bu aslında yan yana veyahut da eşittir yan yana olabilir. Şu veya hangi şu veya şu seçilmişse anlamındadır arkadaşlar. Bu
Pardon, yanıldım arkadaşlar. Bu eşit değilse anlamıdır arkadaşlar. Bu değillemedir. Fakat bu notasyonda, bu tür notasyonda biz bunu gösteriyoruz. Yani şunun bir tilde işaretinin değil olduğunu gösterebiliriz. Bazı programlama dillerinde bu ünlem işaretiyle yani ne get current map seçilmişse ne de get current map seçilmişse, yani hiçbirisi seçilmemişse bu durumda does map support game type denilen şunun içerdiği verinin bir olup olmadığına, yani sıfırdan farklı olup olmadığına bakacağız arkadaşlar. Burada dilim sürçtü, bu tilde işareti, tilde eşit işareti eşit olmadığı anlamındadır. Yani şunu da şunun mantıksal olarak end ile bağlanan ifadenin mantıksal ifadenin neticesi sıfırdan sıfırsa anlamındadır bu. Yani şu resource değilse anlamındadır. Burada yine şu koşulun olması durumunda, bu durumda change a map from işte şu haritadan şu kaynağı haritayı değiştiriyor anlamında. Burada bir harita değişikliğinin olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu harita değişikliği de change map'te resource denilen bir argüman alaraktan gerçekleşiyor. Aksi halde, bakın eğer buysa ondan sonra haritayı değiştiriyor. Aksi halde check if there is only one possible game for the map. O harita için olası bir oyun olup olmadığını, oyun tipi olup olmadığını bak diyor. Yani haritanın seçildikten sonra onunla bağlantılı bir oyun tipinin olup olmadığını burada check ediyoruz. Bu da şöyle map değişkenine maps resource'u atamasını yapıyorum. Count'a da 0 diyorum. Local GT tanımlaması yapıyorum. Daha sonra for type of flag. Burada bir ikililer halinde bir for in döngüm var arkadaşlar. Bakın şurada for in döngüm var. Şimdi for in döngülerinde bu iki koşulunda gerçekleşmesi durumunda şu do'dan itibaren olan kısmın yürürlüğe gireceğini biliyoruz arkadaşlar. Yani Lua kodlarından diyoruz ki şu for in döngüsünün kombine birlikte olan koşulları gerçekleştirilmişse bu durumda şu işlemler yapılacaktır. Yapılan işlem neymiş? If flag eğer bayrak ya da uyarı bayrağı kalkmışsa bu durumda sayacı bir artır diyorum ve de GT'yi de bunun tipi yap diyorum. Yani buradaki in pairs dediğimize bakarsak hem tip hem de bir bayrak ikisi birden ikili şeklinde gözlerini alıyor. O da map.gameTouch denilen veri yapısının içerisindeki o ikiliye bakıyor arkadaşlar. Daha sonra eğer count 1 ise bu durumda da haritayı o andaki haritadan şu kaynak haritasını değiştiriyor direkten yazıyor. Burada da change game type oyun tipini değiştir ve de haritayı değiştir diyerekten iki komut daha gerçekleştirdikten sonra burada cancel event ile o olayı yani söz konusu işlemi iptal et diyerekten o fonksiyon tanımlaması sona eriyor. Burada bakıyorum aslında yukarıdan itibaren hala devam ediyor. Bu map tanımlaması ile ilgili bir işlenmiş bu arkadaşlar. Map tanımlaması ile ilgili bu eğer şu geçerli değilse yani maps resource bir değilse bu sıfırsa yani bilgi içermiyorsa bu durumda şuraya geliyoruz arkadaşlar. Bu durumda oyun tiplerine bakıyoruz. Oyun tiplerinin resource indeksli olanı birden farklıysa bu durumda get current game type diyorum. Yani oyun tipiyle ilgili bir veri varsa ve de bu yine oyun tipiyle ilgili bir veri varsa diyor. Burada kaynaktan farklıysa bu da yine burada değilleme var. Bu durumda oyun tipine şu tipe değiştirerekten yazdırıyor diyoruz. Ve de burada oyun tipini değiştir fonksiyonunu çağırıyoruz. Ve de o anda yapılan işlemi iptal ediyoruz. Bu durumda bir bakıyorum math random seed denilen bir matematik fonksiyonu çağrılmış arkadaşlar. Bu durumda random seed benim diğer programlama dillerinden bildiğim kadarıyla rastgele sayı üretmek için bir başlangıç değeri oluşturuyor bu arkadaşlar. Bu da bazı şeylerin her seferinde aynı olmaması, farklı olmasını sağlıyor. Math denilen bir modülden yararlanıyoruz bunu. Ve de get instance ID denilen o anda o anlık bir tanımlama numarası veyahut da kimlik numarası oluşturuyor veyahut da bunu çağırıyor. Ya bunun için de random seed denilen bu matematik fonksiyonu çağırıyoruz. Başlangıçta burada current game type nil yani
Başlangıçtaki oyun tipi 0. O andaki harita tipi gene burada 0. Bunların doldurulması gerekiyor arkadaşlar. Bakıyorum aşağıya. Epey var. Yarım saati de buldu. Aynı olanlara bakmayacağım. Eğer farklılık varsa onlara bakacağım arkadaşlar. Burada olay ele alıcı yine kaynakları başlat fonksiyonunu çağırıyor arkadaşlar. Burada da eğer o andaki oyun tipi seçilmediyse bu durumda GT ve underscore şu aslında tuhaf görünüm bunun isminin çok önem taşımadığı anlamındadır arkadaşlar. Bazen bu tür for in döngülerinde belirli bir isim vermekten veya da belirli bir harf, alfabetik bir harf kullanmaktansa bu şekilde yapıp bunun ikincisinin de bir veri adı taşıdığını gösterebiliriz arkadaşlar. Bu bir tuhaf anlamına gelmesin. Yani buradaki göz önüne alınan ikili GT ve underscore yani alt çizgidir. Bunun isminin mühim olmadığı anlamındadır. Neyin içerisinde araştırıyor bu pairs de içerisinde? Maps, resource ve game type içerisinde. Yani haritaların kaçıncı harita olduğu ve oyun tipi. Yani buradaki ikililere bu şekilde bunun üzerinde gezinirken, traverse ederken yaptığı iş nedir? Do change game type. Oyun tipini değiştir diyoruz arkadaşlar. Burada duruyor oyun tipi değiştirdikten sonra. Burada bakıyorum get current game type gene eğer o andaki oyun tipi seçilmişse ve get current map seçilmediyse, eğer o harita seçilmediyse, yani oyun tipi seçilmiş fakat harita tipi seçilmemiş bu durumda does map support game type yani harita destekli oyun tipi var mı anlamında bir karşılaştırma yapıyoruz. Yani şurası bir mi anlamında. Aldığı argümanlarda current game type ve resource. Bu durumda bir olay tetiklemesi yapıyoruz arkadaşlar. Trigger event yani bu mouse'a tıklanması ya da orada bir seçeneğin seçilmesi şeklinde. Eğer bu olay gerçekleşirse harita başlat seçildiğinde burada ilgili haritanın hangi kaynağa karşılık geliyorsa o haritanın göz önüne alacağını söylüyor. Burada bir sürü bununla ilgili karşılaştırmalara var arkadaşlar. Bakıyorum aşağıda kayda değer gene bir şeyler var mı? Burada oyun tipini belirlerken bir timeout görüyorum arkadaşlar. Burada da bakıyorum current game type o andaki oyun tipi kaynağın gösterdiği tip GT game type değişkenini burada ya game type kaynağın belirttiğini ya da kaynağın belirttiği ve isimli ya da doğrudan doğru kaynağı veriyoruz. Ve de burada set game type tanınması yapılıyor. GT name. Burada bu yazdırılıyor. Bu arada bir set timeout var arkadaşlar. Bu yazdırıldıktan sonra bir 50 gibi bir saniye var. Burada 50 milisaniye olabilir. Veyahut da bu tick olabilir bu arkadaşlar. Çok az bir şeydir bu. Parametre. Bu parametre tam ne olduğuna bakmak gerekir set timeout'un tanımlamasında. Daha sonra bu fonksiyon çağrılıyor. Eğer bu 50 ise bir fonksiyon çağrılıyor. Aşağılara kadar geliyor arkadaşlar. Bir de Map Manager Shared bakmak istiyorum arkadaşlar burada. Yani paylaşımda harita yöneticisi. Burada Map Files. Şimdi şöyle bir evet, shared logic file for map manager don't call any subsystem specific function. Burada şunu diyor arkadaşlar. Bu harita yöneticisi için paylaşımda bir kod dosyasıdır diyor. Bunu diyor alt sistemle ilgili fonksiyonlarda bunun herhangi bir tanesini çağırmayın diyor arkadaşlar. Don't call any subsystem specific function. Burada herhangi bir alt sistemle alt sisteme özgü fonksiyonların burada çağrılmaması gerektiğini söylüyor. Bunun ne anlama geldiğini şu anda çıkartamadım. Burada koda şöyle bir aşina olduğumuz yapıyla bir bakarsak arkadaşlar. Haritalar map files dosyası tablosu 0 boş. Burada bir fonksiyon tanımlaması yapıyorum. Add map yani harita ekle diyorum. Eğer harita dosyası yoksa diyorum burada harita dosyasını owning resource, ödünç alınan kaynaklardan al diyorum. Bu da aslında boş dosyadır. Burada bitiriyorum. Daha sonra tabloya table insert metodunu kullanaraktan buna
ilaveler yapıyorum arkadaşlar. Map files. Bakın burada daha önce Lua kodlarında hep Lua derslerinde anlattığım komutların hepsinin uygulamaları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Burada boş tabloyu tanımladıktan sonra table insert ile table'ın o tablonun içerisine owning resource denilen indeksine veri giriyoruz arkadaşlar. Undo callbacks, bu daha önce de bir yerlerde tanımlamış olması lazım. Böyle bir tabloda şu anda sıfır ve de bu load map fonksiyonuna şöyle çağırıyorum. Eğer haritalar dosyası varsa bu durumda yine burada bir for in döngüsü var. İkili şeklinde bakın. Bunu da ismini bir anlam çok önemli olmadığı anlamındadır. Map files üzerinde dolaştırıyoruz ve de bu file'ı ve şu underscore değişkeninin tarandığı sürece şu işlemin yapılmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şu parse map haritayı parçala ya da haritayı böyle anlamadır arkadaşlar. Burada haritanın geri yüklenmesi veya da kaldırılması ile ilgili işlemler vardır. Burada haritanın bölünmesi ile ilgili işlemler var arkadaşlar. Parse map bunları tanımlamasını yapıyor. Burada yine bir tetikleme olayı var. Tuşa basma ya da mouse tetiklemesi. Get map directives haritaların haritalarla ilgili komutların ele alması için bir fonksiyon tanıması var burada arkadaşlar. Burada ilgili key value'ye karşı gelen ortam tablosunun değerlerinin listesinin değerlerinin doldurulmasını görüyoruz arkadaşlar burada. Burada bakıyorum. Neticede burada set meta table'da ortam ve empty değişkenlerinin çağrıldığını görüyoruz. Burada file dosya verileri load resource file şu iki argümanla çağrılacak. Map fonksiyon ve error aynı şekilde de burada file name ve mod t ve nword. Bu konuda bir fikrim yok arkadaşlar. Bunu oyun esnasında acaba böyle bir komut var mı veya da bu şekilde bir menü seçeneği var mı? Buradan görmek gerekiyor. Ve de bu şekilde CFX dosyasının CFX server'ın manager kısmını da bitirmiş olduk arkadaşlar. Burada bir sonraki dersimizde Spawn Manager var. Yani üretme bunu kuluçka veya da üretim yeri diyebiliriz. Spawn Manager. Bununla ilgili de bir manifest dosyası var ve Spawn Manager dosyasını incelemeyi sürdüreceğiz arkadaşlar. Şimdilik yarım saati geçmiş. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kalacağımız yer Spawn Manager olacaktır arkadaşlar. Bu Manager dosyası içerisinde klasörünün dizinin içerisinde Spawn Manager'da kaldık. Daha sonra sistem ve test kısımları var. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar 3 dosyamızı incelemiştim. Bu da 4. dosya oldu. CFX Server kodlarının incelemesiyle ilgili. Bunların gerçekte oyun esnasında dinamik olaraktan ne işlere yaradığı konusunda çok fazla bir fikrim yok arkadaşlar. Ben dizinler içerisinde Lua kodlarının tanımlamalarını İngilizce tanımlamaları yapmaya çalışıyorum. Bazen fonksiyonlar çok aşina geliyor. Bazıları da tabi oyunla ilgili bir deneyimim olmadığı için çok anlamsız geliyor. Tabi oyunun uzmanı sizlersiniz. Oyun oynarken haritalarda olsun ya da işte araç tanımlamaları, araç oluşturmayla ilgili bütün bu verilerin ekranda görüldüğü anda bunların hangi isimlerle aktive edildiğini, hangi isimlerle çağrıldığını veya da bunların nasıl isimlendirildiğini, nasıl etkinleştirildiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Ben kod tarafında bunların bilgisayar koduna, oyun koduna nasıl zerk edildiğini sizlere bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yardımcı olabiliyor muyum? Sizlerden eğer olumlu değerlendirmeler gelmeye devam ederse bu 4'ünden sonra 5. ve daha sonrakilere devam ederiz. Belki 5M server var sırada. O da program dahilinde ancak başka dersler, başka işlerde olduğu için onu biraz öteledim. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkes sağlıcakla kalsın diyorum. Herkese iyi eğlenceler, üstün başarılar diliyorum. Bay bay.